Herkese merhaba, Project Ozone 3'e hoş geldiniz. Evet, 3 gün aradan sonra arkadaşlar serilerimize kaldığımız yerden devam edelim. E, bu 3 günlük arada bol bol uyudum, bol bol film izledim arkadaşlar. Böyle biraz kendimi topladım, kafamı topladım açıkçası. Biraz da oyun oynadım, genelde Omni Factor oynadım arkadaşlar. Omni Factor'da kayıt dışı yapılması gereken birçok şeyi hallettim gibi duruyor. E, ona da kısmetse yarın akşam geleceğiz bakalım. Bugün Project Ozone'da kaldığımız yerden devam edelim. Ha Bir şey daha yalnız arkadaşlar e, yorumlarda yazmıştım ben hem Project Ozone hem de Omni OmniFactor'un e, kayıt dosyalarını atacağım demiştim ama maalesef onları daha hazırlayamadım. Önümüzdeki 1-2 gün içerisinde onları da hazırlayıp e, açıklamalar kısmına koyacağım onu da şimdiden belirteyim. E, bu bölümün sonunda bu bölümün altında açıklamalarında olmayabilir e, kusura bakmayın onları hazırlayamadım. Burada da kayıtlışı bir şeyler yaptım arkadaşlar. Ne yaptım onları göstereyim. Öncelikle buradaki enduroyunun kablolarını kaldırdım. Makinenin yavaşlığı enduroyunun kablolarından kaynaklanıyormuş arkadaşlar. Şu şekilde stek stek transfer eden transfer translocator koyduktan sonra çok hızlı yapmaya başladı arkadaş ve bolca işlemci, bol bolca devre yaptırabildim. Ee, şurada gördüğünüz daha unassembled olarak duruyorlar. Biraz bir kısmını da bunlara da şey yaptım işte kapasitör ve transistör eklemelerini yaptım. Şurada birazcık hile yaptım ama arkadaşlar onu da söyleyeyim. Bu empty PCB'leri e, ben buraya koymadan veya şurada şuna koymadan önce gittim e, asitin içerisine attım ve failed PCB haline geldi. Yaklaşık 3 site kadar yapmıştım. O failed PCB'leri fırına koyarak ikiye katladım. Fırın biliyorsunuz bizim ikiye katlıyor çünkü. Ee, öyle bir hile yaptım ufacık. Ee, o yüzden bu kadar fazla var. Eğer bize lazım olursa buradan devam edeceğiz. Şimdilik bir siteyini hallettim. Bu da çok fazla kömür yiyor. Buraya da kömür koydum. Çalışmaya devam ediyor gördüğünüz gibi. Ee, heh, bunları da söyledim. Tamam. Çok fazla bir şey yapmadım arkadaşlar. İkinci ee, EMI sistemde bayağı böyle şey olmuş şuraları hepsi sapsarıydı neredeyse her şeyi yapıyoruz içeri atıyoruz yapıyoruz içeri atıyoruz falan bayağı da onları temizlemekle uğraştım ve biraz da üzerime şunları aldım arkadaşlar artık printed circuit boardlarımız olduğu için e, şu bizim draconic, draconic evolution zırhlarını upgrade edebiliriz diye düşünüyorum daha önce hiç yapmadığımız sanırım şurada enerji core var bunun yapımı oldukça kolay gördüğünüz gibi. Ama ben bunu EMCC olduğu için direkt Translocation'da, Transportation Table'dan aldım. Hop sen de git yakalım şöyle. Ve bizim Draconic zırhlarımızı da şöyle bir upgrade edelim arkadaşlar. Sen gel. Hop ee, hop niye olmuyorsun? Ay, yanlış şey yapıyormuşum ya. Tamam. Pardon pardon benim hatam arkadaşlar. Bu kadar çok Crafting Table olunca haliyle böyle oluyor. Şu şu sen de gel sen de gel ve sen de gel. Ve açılacak mısın bakalım? Şuradan quest bookumuza da girelim. PSI'da mıydı? Evet. Açılacaktır. Multi armor'umuz hazır arkadaşlar. Daha önce hiç görmemiştim. Oo, sağlammış ya. <laughs> Şuna bak ya karikatür gibi oldu. Oo baya hızlı yürüyormuş hem de. <laughs> Güzelmiş dur şöyle bir fotoğrafını çekeyim şunun arkadaşlar. Daha önce hiç görmemiştim arkadaşlar. Ee, ve ve Questbook'un dediğine göre Infinity Armor gibi sadece enerjiye ihtiyacı var diyor. Ve şu anda da zaten enerji doluyorlar. Hop şöyle alayım üzerime tekrar. Kask sende gel bakalım. Gene çoğaldı. Bakın iki tane kaskımız var görüyor musunuz? Ha, iki tane bu var Heh, neyse gittiler Orada bir bak oluşuyor galiba Arkadaşlar ama anlamadım Çok sıkıntı değil Şunları da içeri yolluyorum şöyle gitsinler ee, Bunları nasıl upgrade edeceğiz Hemen bunları da upgrade edelim Bizim ulaşmak istediğimiz Infinity zırhlar çünkü ee, Neutronium blok ve Infinity ingotlar gerekiyor ee, İçeride var mı İçeridekileri kullanalım Şöyle biraz infinity ingot alayım Nötronyum var mı? Neutronium ingotları da. Bunları da hani EMC ile alabiliriz ama içeridekileri biraz bitirelim. Bu sefer burada yapalım. Ve multi botlar. Gel bakalım. Botlarımız. Pantolonumuz. Hmm. Kristal Matrix ve Infinity Katalist de gerekiyormuş. Ee, gel bakalım. Biraz olması gerekiyor. Infinity Katalist 23 tanecik kalmış arkadaşlar. Şunları alayım ve matrix bloklar mı? Şuradan da bir stack alayım. Bunları bu şekilde blok yapabiliyor muyduk? Evet, bu şekilde blok yapıyoruz ama geri çeviremiyorduk, değil mi? Tamam, sıkıntı değil. hallolmuş olmuş gibi gözüküyor. Gel, gel pantolonumuz, chest plate'imiz. Yalnız bayağı enerji yiyormuş ya. Baksanıza 36 milyon enerji oldu. Daha hiçbir şey dolmadı bile üzerinde. Neyse çok fazla dolmasan bakalım. Ve Infinity Armor'larımız arkadaşlar. Şöyle üzerimi temizlemek istiyorum hemen. Hop gel bakalım şöyle. Git git sen de. Ve bu da açıldı arkadaşlar. PSI ve Infinity Armor'larımızdı. Bunun ödülünü aldım. Bunun da ödülünü aldım. Şurada Pneumatic Craft'ın ödüllerini almayı Hop like yedik sanırım ee, Bunu yapması kolaydı arkadaşlar Bunu kayıt dışı yaptım Daha doğrusu şu advanced olanları Advanced pressurized tüp yaptıktan sonra Onları yapmak da kolay oluyor Bunların da ödülünü aldım Ve PSI tarafı yani pneumatik yani Pneumatik craft tarafı da hallolmuş oldu Sen de git bakalım şöyle Ve Infinity Zırhımız Bu da gayet hızlı yürüyor arkadaşlar Gözler mözler Can canlı afilli e Minecraft'ta benim bildiğim en güçlü zırh arkadaşlar, ölümsüzlük zırhı ve kozmos kılıcımız. Bu ikisi herhalde Minecraft'ta benim bildiğim kadarıyla en güçlü şeyler. Evet, bu ikisini uzun zamandan beri elde etmeye çalışıyorduk arkadaşlar ve sonunda elde ettik. şuradan quest book'tan devam edersek bize şurada Chaos ingot kalıyor. Kaos e, ingot, kaos dragonu öldürmemiz gereken bir şey diye düşünüyorum. Zaten kaos dragonu öldürmemiz gerekiyor. Birçok yerde bize draconic evolution kaos şartları gerekiyor. Şöyle kaos e, ingot. Kaos ingot. Infinity dust. Bu neymiş Hmm. Ama zaten EMC'si var. Kaotik korlar gerekiyor. Oo. Bir sürü kaotik kordan bir tane ingot veriyor sadece öyle mi? Kaotik kor için ne gerekiyor? Kaç tane gerekiyor? Bir tane kaos şart gerekiyor arkadaşlar. Hmm. Bizim birkaç tane kaos dragon öldürmemiz gerekebilir. Çünkü kaos şeyleri de var. Kaotik solar paneller falan da var. Burada da kullanmamız gerekiyor. Kaotik korları. Ama kaos ingot çok pahalıymış ya. Kaos ingot nerede kullanılıyor? Bunların hepsi kaos ingot mu? Bu neymiş kaos plank? Oh. Ne işe yarayacak açıkçası hiç bilmiyorum. Yani bina yapmak için kullanma çünkü çok pahalı diyor. Ama tamam da sen ne işe yarayacaksın? Creative chest yapmakta kullanılacak. Kaos plank. Bunlardan da bir sürü bunlar gerekiyor Öyle mi ee, Sıkıntı Sıkıntı Hadi bunlar Tamam bunlar kolay Yani Kötü olmuş ya arkadaşlar Bilmiyorum Bir tane ingot yapmak için 2 4 6 8 10 11 tane Kaotik kore ihtiyacımız var ve her biri için bunlardan ve şöyle tekrar gidiyorum 2 4 6 6 kere 4 24 24 çarpı 11 tane kaotik şarta ihtiyacımız var öyle mi yok 24 çarpı 11 çarpı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 24 çarpı 11 çarpı 8 tane kaotik şarta ihtiyacımız var. Oho, oh. kim öldürecek bu kadar dragonu ya? Aa, bilemiyorum. Bilemiyorum arkadaşlar. Hmm, yapmayabilirim. Açıkçası yapmayabilirim bu creative chest'i. Çünkü bayağı kasmışlar. Bakarım ama yolda ne kadar şey var. EMC ile halledilebileceğimiz madde olduğunu da görürüz. Ama en azından bugün gidip birkaç tane kaos e, dragon öldürüp birkaç tane şey yapalım istiyorum arkadaşlar. Ve ende gidiyorum. Karşı tarafta görüşürüz. Ve ende geldim arkadaşlar. Burası böyle miydi açıkçası bilemiyorum ya. Buraya bir şey mi olmuş acaba? Burada bir ejderha yumurtası var. Acaba hızlıca öldürüp bunu almadan bıraktık gittik mi? Bilemiyorum. Yani neyse çok önemli değil. Hemen şunu alalım ejderhamızı. Bayağıdan beri gelmemiştik. Hop şunu da şöyle koyayım. Gel bakalım. Tamamdır. Infinity Armor Jet Plate gibi değil. Ben Jet Plate uçuşuna bayağı alışım ama biraz böyle aşağılara sağa sola düşünebilirim arkadaşlar. Kusura bakmayın. O şurada da çok güzel gözüküyor sahi. Dur bu. Bunu da göstereyim. Şöyle gördüğünüz gibi. Hop. Aa burada da gözükmesi lazım. Ha. Aa bu açıdan gözüküyor sadece. Hmm, güzel. Diğer açıdan gözükmüyor. Şu açıdan gözükmüyor. Ha şöyle yapınca biraz gözükeceğim diyor ama gözükemiyor. Neyse, çok önemli değil. Evet, Chaos Dragon nerede arkadaşlar? Chaos Dragon Ant'te. Ki, temin Ant dedim ama Nether'a gidip geldim bir kere arkadaşlar. Ee, Chaos Dragon Ant'te. Ve 10.000 blokta bir çıkan bir ejderha Yani ben şöyle şimdi 10.000 e, blok öteye gideceğim e, Şuradan bakıyorum X X0 olsun Ya da e, Artı artı mı gidiyorum bakayım Evet artı artı gidiyorum X'i 10.000, Y'si 10.000 oluncaya kadar şu tarafa doğru gideceğim arkadaşlar hatta birazdan e, Lost City'lere falan karşımıza çıkmaya başlar diyecektim. Şurada e, artı 10.000 eksi 10.000 koordinatlarına gideyim. Birazdan görüşürüz. Giderken şunu gördüm arkadaşlar. Şunu da göstermek istedim. Belki görmemiş olabilirsiniz böyle bir şey daha önce. Draconic Evolution'ın Ant'teki e, Draconium meteorları. Ve gördüğünüz gibi Draconium bolca bulabiliyorsunuz burada ve obsidiyen var. Obsidiyenin içerisinde bir şey var mı açıkçası bilemiyorum ama şöyle bir bakayım. Hop gel bakalım. Ve bunun içerisinde de bolca drakonyum var. Hepsini toplamaya çalışıyorum arkadaşlar. O bayağı varmış. Güzel. Hop bu da şeyin, Draconic Evaluation'ın metorları arkadaşlar. Daha önce görmediyseniz. Ve ben yoluma devam ediyorum. Evet neredeyse yaklaştık arkadaşlar. Şöyle art artı 9500 artı 9500 koordinatlarındayım. Dediğim gibi artı 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 eksi her 10.000 blokta bir bu adalardan bulabilirsiniz. E, fakat eski versiyonlarında bu ada biraz sıkıntılıydı. Bug'lıydı arkadaşlar. Hala devam ediyor mu bilmiyorum. Ee, ama Nerede? Burada olması gerekiyor. Tam şu an olması gereken koordinatlardayım arkadaşlar. Artı 10.000 artı 10.000. Tam da bunun sıkıntılı olduğundan bahsediyordum. Ama böyle bir sıkıntı değildi. Daha önceki sıkıntı adanın oluşmaması değil, dragon'un çıkmaması gibi bir sıkıntı vardı. Aa. İlginç. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Şöyle biraz daha böyle gideyim. Koordinatları sağ üst taraftan okuyabiliyor musunuz bilmiyorum arkadaşlar ama koskocaman ada gözden kaçırmamıza imkan yok yani. Şöyle bir daha bakayım. Yok. İlginç. Hmm. Acaba bir bak mı var, bir sıkıntı mı var? Yoksa ben mi bir şey yanlış yapıyorum ama yo her zaman öldürdüğümüz Kaos Dragon. Bilemiyorum. Ee, bir de ben o zaman başka bir 10.000'i 10 deneyeyim arkadaşlar. Şöyle 0 10.000 veya eksi eksi 10.000, eksi 10.000, eksi 10.000'i 10 bir -10 -10 deneyeyim. Ee, biraz daha uçacağım ben yani. Birazdan tekrar görüşürüz. Ve artı 10.000, eksi -10 10.000 diyeyim arkadaşlar. Ve maalesef burada da yok. Yani geçerken yol üzerinde 10.000 ve 0'a da baktım. Orada da yok, burada da yok. Ee, sanki normal bir e, antmiş gibi, daha doğrusu pakettech draconic evolution yokmuş gibi, e, Chaos kaos dragon adaları oluşmamış. Ee, aklıma birkaç tane şey geliyor. Birincisi bir bug olabilir. İkincisi e, bizim buraya geldiğimiz eee antle şeyle geliyoruz buraya biliyorsunuz. kekle geliyoruz. Ee, o yüzden e, acaba normal portalla geçilen bir end'e mi gitmemiz lazım? Burası farklı bir end mi diye düşünüyorum. Aklıma geliyor ama e, bir yandan size gösterdim. Draconic Evolution'un meteorları oluşmuş. Ama niye kaos adaları oluşmamış? Açıkçası bilemiyorum. Ya da ben böyle çok bariz bir hata yapıyorum. Ama şu an geç bir saat olduğu için onu fark etmiyorum. Açıkçası bilemiyorum arkadaşlar. Hmm. Yani yorumlara yazarsanız sevinirim. Yani siz de dediğim gibi benim fark etmediğim veya yaptığım bir hatayı e, görüyorsanız siz de yorumlara yazarsınız arkadaşlar. Ne yapacağımızı da açıkçası bilemiyorum. Neyse. Bakarız bakalım o zaman. Şöyle bir beyze e biz geri dönelim bakalım. Neredeyiz? Evimiz. Hadi görüşürüz orada. Evet geldim arkadaşlar base'imize geri döndüm. Acaba bir şey yazıyor mu diye şuraya baktım arkadaşlar kaos şart kısmına. Burada da bir şey yazmıyor. Eğer diyor hazırlandıysan tek atışlık tek vuruşluk diyor. Ve biz de hazırlandık bu anlamda. Şu elimdeki kozmos kılıç ona tek atabilecek bir kılıç. Ama bulamadık ejderhamızı kaos dragonumuzu. Ee, 41 versiyonu var galiba arkadaşlar Bu versiyonun üzerine bir upgrade daha geldi Olmadı onu yaparız Belki bir baksa orada düzeltilmiş olabilir Neyse Bu akşam kaos dragon öldürüp şunları da tamamlamak istiyordum Arkadaşlar ama Yapacak bir şey yok Ona bir çözüm buluruz bakalım Şöyle biraz e, quest book'umuza bakalım Bunların alınacak bir şeyleri Yok bunların hepsi tamam Burası tamam burası tamam Burası tamam Eee şunu yapabiliriz aslında Neutronium crux Şunu bir halledelim mi Neutronium crux Şu mu Bu mu hmm. Bir tane bundan halledelim Ve seed'ini de yapabilecek miyiz Ve seed'ini de yapalım Şöyle gel bakalım Bunun ödülünü de aldım Arkadaşlar şunun ödülünü de aldım Burada sadece Bir tanecik kaldı Yo, iki tane kalmış. Dash, Dash Seed neymiş bilmiyorum açıkçası. Bakalım şimdi o neymiş? dash Seed şu. Dash Ingot. Ha, bu da Galactin'in arkadaşlar. İki tane sadece Galactic Craft'tan gelen malzeme kaldı. Şu Meteorik ve Dash Seed. Bu sayfada bu ikisi kaldı. Galactic Craft'a girersek bunları da hallederiz. Epsilon tamam, zeta tamam, eta tamam, teta tamam, iot bu da tamam, kappa, kaotik ee, şartımız olmadığı için kaotik solar panel yapamıyoruz, lambda tamam, mu tamam, nu, ha burada blood magic kalmış arkadaşlar. Hmm. O zaman blood magic'e girişmemiz gerekebilir. Ee, şunları da alıyorum arkadaşlar. Bunları almayı unutmuşuz. Gaya'yı öldürdük ve bazı şeylerini de yaptık. Bunları yapmak basit. Birkaç dakika içinde bu işleri de halledebiliriz gibi gözüküyor. Botanya'da Omicron hmm. Burada burada Void'de biraz daha ilerlememiz ve Ebi'de biraz daha ilerlememiz gerekiyor. Aslında ha yok. Ee, ha bu bizim Ziya duruyor daha değil mi? Hmm. bakacağız bakalım. P tamam, bu tamam sayılır. Sigma aslında çok fazla şeyini yaptık arkadaşlar ama birçok şeyini almadı, almadık üzerimize. Daha doğrusu machine base'ini almadığımız için e, açılmadı. Gerçi çok fazla şeyini yaptık dediğimde daim şey, build yaptık sadece değil mi? RF olsun. Diğerlerini çok fazla yapmadık ama çok zor değil. Tau Digital Miner'ın öldüğünü almamışız hala bunu almamışız refined olanları bunları da alayım arkadaşlar. Ultimate Circuit bunu da alayım. Bunları hep yaptık. Ee, ve Galactic Ve Galactic Craft'ımız kaldı arkadaşlar. Ee, bu tamam gibi, bu tamam, bu da tamam gibi. Şu ultimate olanlar arkadaşlar, ultimate creative olanlar anlaşılan biraz böyle bize hammallık yaptıracak. Ee, bilemiyorum açıkçası yapar mıyım yani bir hesaplama yapmam lazım arkadaşlar eğer git böyle 20 tane 30 tane 50 tane kaos dragon öldür gibi bir hesap çıkarsa uğraşmam onlarla açıkçası şimdiden söyleyeyim size ama diğerlerini de yapmaya çalışırız şunları da atayım içeri ve sen de git içeri bir bakayım arkadaşlar ya bu bölüm kısa böyle kısa olsun kusura bakmayın. Kaos e, Dragon öldürüp o taraftan ilerlemek istiyordum açıkçası. Oyun bize böyle biraz çelme taktı. E, siz de dediğim gibi eğer biliyorsanız sıkıntıyı yorumlara yazarsınız. Olmazsa çözmeye çalışacağız. E, ya oyunu upgrade edeceğiz ya da ben bir hata yapıyorsam onu düzelteceğiz. E, i̇lerlemeye çalışacağız daha. O zaman bir sonraki bölüm görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.